Heh, ben de aramanı bekliyordum kardeşim. Anladığım yasaklıyız birbirimize. Fars nöbetçi öğretmen gibi koridor kolluyor valla. Neredesin Eren? Esat abinin oradayım. Geliyorum hemen. Nasılsın kardeşim? Bu soruyu es geçelim. Tamam. Olay yeri tutanağını hatırlıyor musun? Yani evet, aklımda olduğu kadarıyla. Bizim yine elimiz sağlam olsun. Bunu nasıl buldun? Olay yerinde istedim, fotoğrafını çektim, sonra da çıktısını aldım. Ulgaz, olay yerinde olmaman gerekiyor biliyorsun değil mi? Yani bir şekilde orada olduğunu tespit edilirse ki ederler, yanarsın. Pars biliyor, hala da hayattayım. Yekta? Daha Ceylin'in kafasına künt bir cisimle vurulmuş. Düşmeyle değil, çapraz açılmış deri diye yazmış doktor raporda. Onu nasıl öğrendin? Ceylin uyurken raporları inceledim. Ne bulduk peki? Bir cisimden bahsedilmiyor burada, Ceylin'in kanı ya da saçı bulaşan. Biz de öyle kanman bir şey bulamadık ama silaha baktırayım. Peki ya silah Engin'deyse? Engin de silahın kabzasıyla Ceylin'in kafasına vurduysa? Engin silahın kabzasıyla Ceylin'e vurdu. Ceylin bayılmadı. Sonra silah aldı bir şekilde. Engin'i burada öyle bayıldı yani, öyle mi? Yani öldürdükten sonra öyle bir travmaya girmiş olabilir. Hayatın olağan akışına uygun. Rastlıyoruz yani Ulgaz. Peki, makul. Ama diyelim Ceylin yapmadı. Boş ver şimdi parmak izini, swap sonucunu. O yapmadıysa olay yerinde başka biri vardı demektir. Bizim şimdi gözümüzü ona çevirmemiz lazım. Olay yerinde kim vardı, onu bulacağız ve ispat edeceğiz. Bak, izmarit bulmuşsunuz evin yakınında. Kuru. Evet abi. Olay sabahı yağmur yağmış. Neden ıslak değiller? Demek ki sonradan biri gelmiş. Aynı yerde 7 tane. Biri beklemiş, çok net. İzmaritlerden DNA baktır. Sistemde kayıtlı biriyle eşleşiyor mu anlayalım? Abi, bunlar şimdi çerez gibi ufak ufak bir şey ifade etmiyor ama resim tamamlanırsa çok şey ifade edecek. Aynen öyle Eren. Her şey değişecek. Düşünsene, Ceylin silah kullanmayı biliyor mu sence? Yok, yani sanmam, hiç lafı falan geçmedi. Silah kullanmayı bilmeyen biri çat diye kalbinden vurabilir mi? Mümkün değil abi, milyonda bir ihtimal. Abi, iki el silah atılmış ya. Birini tereddüt, diğerini de isabet atışı olarak yorumlamıştık. Orası da muamma, çözeceğiz. Benim gidip Ceylin'le görüşmem lazım. Tamam, ben de bu konuştuklarımızı bir araştırırım. Akşam görüşürüz. Görüşürüz abi. Sessiz kaldı yavrum. Ne yapayım ben sizi? Vallahi kızım, iyilikle diyor, anlamıyor. Bebeğin için yiyeceğin sütün kesilecek. Ağlayınca çıkarıyorlar mı bak? Ben dedim ama böyle olacağı belli dedim. İnanmayacaktım o şerefsize. Attım imzaları senete sepete. Hakime ağladım da dinlemedi bile. Emir demiri kesermiş böyle. Ay bu senin ilk mi? Kıyamam, alışırsın. Benim bu 3 oldu. Adımız çıkmış hırsız anam, ne desem boş. Benim oğlanı bırakır mı ki hakim? Duruşması yarınaydı. Bir şey yapmadı, okuyor oğlum. Hepsi benim suçum. Ya adamlar malsa ben ne yapayım? Ağzı açık ayran değilse hepsi. 2 gülüşe ne paralar akıtıyorlar. Ne o? Evlenecek. Lan senin yüzüne kim bakar moruk? Öyle de bildiğin bu suçu değil mi can? He? Öyle de mi? Ağzı açık ayran değilse. Ne paralar akıtıyorlar? Yemek aile için çıkışa hazırlanacaklar. Hadi yemeye. Aç değilim ben. Dıt. Yanlış cevap. Yasak. Burada öyle olmuyor. Ben de ilk günümde denedim ama olmadı. Bak ye, yeme. Sorun değil. Ama yemekhane kokusunu tatmak mecburi. Hadi gel. Ayakların açılır hem. Hadi.
Yani sanki bizi görmüyor gibiydi. Vallahi başına çok kötü bir şey geldiğini sandım. Ellerinde de kan vardı. Başında da vardı ya. Var mıydı ya? Hiç fark etmemiştim. Peki hiç konuştunuz mu? Bir şey söyledi mi? Hayır. Hayır. Silah sesi falan da duymadınız? Hayır. Siz? Hayır. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok. Aklınıza bir şey gelirse haber edersiniz, olur mu? Tabii. Tamam, şimdi arkadaşım imzanızı da alsın. Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık, sağ olun. Kolay gelsin. Sayın savcım. Eren merhaba. Hoş geldiniz savcım. Kim bu içeridekiler? Sayın savcım, bunlar Ceylin'i ormanda gören karı koca. Var mı bir şey? Olumsuz savcım. İyi. Bütün ekibi topla. Bir gelsinler bakalım. Metin amiri de. Metin amir yok sayın savcım. Kim varsa işte. Arkadaşlar, bu 2021'e 338 nolu dosyaya bakan kim varsa gelsin buraya. Hadi ciğerim. Hadi çabuk, çabuk abicim. Tamam, bu kadar mıyız? Evet savcım. Dökünün bakalım, ne var elinizde? Şimdi savcım, parmak izi, çekirdek, kovan, silah eşleşmesi, bir de barut izi, tamam. Bunları biliyoruz zaten, geç. Henüz bir görgü tanığımız yok savcım. Ben ekipleri bir kere daha yolladım olay yerine. İşte konaklama yeriydi, evdi, tesisti, ne varsa bir tur daha atsınlar. Belki bir şey yakalarız diye. Bir şey bulunursa size rapor ederim savcım. Bu arada Ceylin Erguvan'ın hastaneden gelen örneklerin incelenmesi de henüz tamamlanmadı. Hızlandır. Zaten Engin'e dair bir şey bulursak geçmiş olsun. Nasıl savcım? Hükmü verdik mi hemen? Olay bu Eren. Ya belli ki bir cinnet anı yaşanmış. Ceylin de tetiği çekmiş yani. Hayır, varsa başka bir ihtimal üstüne gidelim ama... yani ben dosyayı kapatalım demiyorum ki. Var mı başka bir şey? Sayın savcım, başına neyle vurulduğunu bilmiyoruz. Ben silah araştırmaya devam ediyorum daha. Silahla vurulmadıysa neyle vuruldu? Şimdi sayın savcım, olay yerinde bir şey bulamadık ama... evin yakınında 7 tane izmarit vardı. Yani? Yanisi olay sabahı hava yağışlıydı. Yerler ıslak, izmaritler kuru. Ben birinin beklediğini düşündüm savcım. Güzel düşünmüş. Bravo. İncelensin. Her bir detaya bakılacak. Atlamak, zıplamak yok. İşte böyle, boş konuşmayacaksınız. Bana delillerle gelin, ben derhal gerekeni yaparım. Ama işin içine arkadaşlık kattığımız zaman her zaman duruyor, yapmıyor. Ben komiserim, ifadeleri. Onu ben bir alayım. Elinizde başka rapor, ifade, tutanak var mı? Henüz yok savcım. Bunlar var. Bunlar da kopyaları. Asılları zaten sizde. Tamam. Elinizdeki bütün tutanak, rapor, kopya ne varsa hepsini ben bir alayım. Buyurun sayın savcım. Güzel. Arkadaşlar, gölge dosya oluşturulmayacak. Bu ne demek? Tüm raporlar tek, ifadeler tek olacak. Al şunu çöpe at. Olaya dair ne bulunursa direkt bana gelecek. Tek bir dosyada tutulacak, dosyada bende duracak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Eğer Ilgaz Savcı'yı biraz sevip sayıyorsanız... onu bu dosyadan uzak tutarsınız. Bilgi sızdırmazsınız. Aksi takdirde Melis Savcı, yani başsavcı... bu durumun aksine tanık olursa... kendisini görevden alacak, soruşturma açılacak Ilgaz'a. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Anlaşıldı mı? Herkes işinin başında. Bu Yekta Tilmen'i yarın adliye ifadeye getir. Emir anlaşıldı savcım. Hadi iyi çalışmalar. Sağ olun savcım. Ne zaman teslim edersiniz tutukluya? Yani aslında bir gün sürer. Ama ben bunları hemen teslim ederim savcım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun savcım. Ya adam nikah bastı, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Vay efendim sen bizim babamızı kandırdın parası için. Vay efendim 90 yaşında adamın aklı var mı ki aşık olsun? Ya ben noter, emlakçı sanki hepimiz biri olmuşuz da onu şey etmişiz gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Yani suçsuzum, hakikaten suçsuzum. Nasıl yapsak şimdi mesela? Ceylin Erguvan Kaya. Ceylin Erguvan Kaya. Görüş için hazırlanın. Şişt, canım avukat. Ne kaldın öyle? Seni almaya gelecekler. Hadi kapıya. Şanslısın ha. Hemen geldi görüşçün. Ceylin Erguvan Kaya. Görüş hadi. Her şeyi hatırlamana ihtiyacım var. Dinlendim ben. Uyudun mu hiç? Yemek yedin mi? Ceylin bunu yapma kendine de bana da yapma. Ne kadar çok hatırlarsan, ne kadar çabuk hatırlarsan o kadar kolaylaşır işimiz. Gardiyana verdim birkaç saat içerisinde eline geçer. Ne hatırlarsan anında not et. Aklına ne gelirse. Yazmak iyi gelir insana. Aklından ne geçiyorsa. Diyelim rüya gördün, onu yaz. Olayla ilgili ya da ilgisiz. Beyin bazen oyun oynar. Boşlukları tamamlar. Gözlerini kapat ve düşün. Biliyorum olay anını yaşamak üzücü, yorucu, kahredici. Ama yapman gerek. Mesela seni bulduğumuzda belli ki bir boğuşma yaşanmış. Her yerin topraktı. Başından yaralanmışsın. Doktor düşmeyle değil bir şeyle vurulmuş küt bir cisim dedi. Neyle vuruldu, kim vurdu hatırlıyor musun hiç? Üstünde. Şuranda bir ayak izi vardı. Biri tekme mi attı? Ya da üstüne mi bastı? Engin. Ya da başka biri. Hatırlamıyorum. Ah. Ah acıyor evet. Tekme atmış. Şey. Bu bulmacayı çözmemizin tek yolu hatırlamak.
elinde silah olması senin yaptığın anlamına gelmez. Zaten sen silah kullanmayı bile bilmiyorsun. Oğlum var ya seni çok sezdim. Dur bir acele yok, acele yok, göreceğiz şimdi. Hadi. Hadi yes! Şu şu yes! Ya. İşte bu. İşte bu sıfır ıska. Nasıl yapıyorsun ki bunu? Mızıkçılık yapma canım, mızıkçılık yapma. Mızıkçılık falan değil, yapma yani. Hadi, benim canım İskender çekti. İskender mi? Hamburger dedik ya. Hayır abiciğim, ben kazandım. Hamburger kadar atlasın, kusura bakma İskender'i karşılamaz. Hayatımda ilk defa... ilk defa biri bana benden daha çok inanıyor. Bunun beni normalde mutlu etmesi lazım değil mi? Ama kahroluyorum. Mideme ağrılar giriyor resmen. Üzgünüm. Seni bu sefer hayal kırıklığına uğratabilir. Ceylin. Bırak gideceğim. Sayın savcım. Aa, Ilgaz savcım merhabalar, nasılsınız? Pek iyi değil. Eşim Ceylin Erguvan Kaya tutuklu olarak geçici koğuşa alındı. Ay kusura bakmayın, hiç haberim yoktu. Bugün teslim edildi. Ay çok üzgünüm. Neyle suçlanıyor? Kasten öldürme şüphelisi. Çok zor bir durum, ben ne diyeceğimi bilemedim. Olay taze. Şüphe adı üstünde. Eminim en kısa süre içerisinde gerçek ortaya çıkar. Eşiniz de siz de rahatlarsınız. Evet öyle olacak. Ama şimdilik bir sorun var. Soruşturmanın saati açısından da sorun tabii bu. Hiçbir şey hatırlamıyor. Başından bir darbe almış. Travmanın uzantısının izleri halen mevcut. Her şey kopuk. Çok üzgünüm. Çok geçmiş olsun. Sizden bir ricam olacak. Buyurun. Yani mümkünse tabii bu kuruldan önce gerçekleşecek olan psikolog görüşmesini biraz hızlandırabilirseniz hatırlamasına yardımcı olabilir. Yarın sabah ayarlarım. Hatta en kısa süre içerisinde kendi koğuşuna geçmesini de sağlarız. Avukat demiştiniz değil mi? Evet. Memur koğuşunu alırız. Bu daha uygun olur avukat hanım için. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kusura bakmazsanız benim artık çıkmam gerek. Oğlanı okuldan alacağım da. Tabii kusura bakmayın, omuzdan alıkoydum. İyi günler. İyi günler. İşlemden mi bilirler? Aynen. Ben giremiyorum. Şifre lazım. Söyle kardeşim. Eren geldi mi? Çık hadi. Tamam geliyorum hemen. Umut. Ciğerim. Ben çıkıyorum. Anlaşıldı komiserim. Oldu o zaman ya. Ben yarın sorarım. Sağ ol. Kardeşim.
Ceylin Erguvan Kaya. Bunlar senin. Asla vazgeçme. Nedir durum? Pars savcı el yükseltti. Sert çıktı, gizlilik kararı çıkarttı. Gölge dosya bile olmayacak dedi. Desen ki elde ne var? Delil, rapor, hiçbir şey yok. Bir benim aklımdakiler işte. Bu mudur yani? Böyle mi durduracakmış beni? Ya abi o da şansını deniyor işte. Başsavcı soruşturma açacak, görevden alır falan filan dedi. Ya o da haklı abi. Bu adliyedeki nümayişten sonra başsavcı bunun üstünden geçti ya. O da o sinirle geldi, hepimizin içinden geçti maşallah. Abi, bir geri mi dursan ya? Bak bütün emniyet teyakkuzda zaten. El birliğiyle bulacağız Allah'ın izniyle ya. Bir gün hemen. Bir gün daha Ceylin'in orada kalmaması lazım. Kalmayacak da canım abim. Ama sakin olmak lazım ya. Hem sen dersin hep bize sakin kalın diye. Fevri hareket etmek zarar getirir, yarar götürür diye. Bak ne diyeceğim, sana güzel haberlerim de var ha. Silahın kabzasından Ceylin'e ait ne doku, ne kan, ne de saç örneği çıktı. Tertemiz. Demek ki kafasına başka bir cisimle vuruldu. Öyle ama neyle? Bir eşya, sopa, taş ortada yok. Eren Ceylin'i ilk bulduğumuzda yolda. Üstünde bir ceket vardı, hatırlıyor musun, kırmızı? Evet abi. Ceketin üstünde bir ayak izi vardı. Ceket bizde. O ayak izi Engin'in mi, bir baktır? İnsanlık fazlası rahmetli Engin'in var ya, bütün eşyaları kırmın elde. Ben hemen bakıp geliyorum abi. Bekliyorum burada. Avukat Engin Tilmen ormanda ölü bulundu. Ünlü avukat Yekta Tilmen'in oğlu Engin Tilmen ormanlık alanda ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olarak avukat Ceylin Erguvan Kaya tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. Bir zamanlar arkadaştılar. Kardeşini öldüren arkadaşını öldürdü. Anlatsana. Ay, pardon, bir su verir misiniz? Tabii efendim. Seda, kurtar beni. Ne olur bana yardım et. Yekta'dan bıktım. Artık gücüm kalmadı. Bir şey olmuş. Kötü bir şey mi yapmış? Varlığı bile yetiyor. Nefret ediyorum, dayanamıyorum artık. Bunca zaman nasıl tahammül ettin zaten aklım almıyor. Leçin, sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun? O mu yaptı bunu Engin'e? Bilmiyorum. Belki direkt yapmadı ama sebep oldu bir şekilde. Bilmek istiyor muyum? Ondan da emin değilim. Bilmemek daha iyi belki de. Onu görmeye dayanamıyorum. Kokusunu bile duymak istemiyorum. Sesi, yürüyüşü, o üstten kibirli bakışları midemi bulandırıyor. Hiçbir şeyine dayanamıyorum. Engin benim az da olsa nefes alma nedenimdi. Desteğimdi, tesellimdi.
Artık Yekta'yı tahammül edecek hiçbir desteğim yok. Ne olur? Ne olur kurtar beni. Bir şey yap. Ben bunu tek başıma yapamam. Ne olur yardım et. Senelerce sana inanmadım. Hayatının dağılışını izledim. Ablalık yapmadım, yüzümü döndüm. Kabul etmezsen seni anlarım. Ama şimdi yanımdasın. Engin için. Acımız bizi yakınlaştırdı. Yoksa beni affetmediğini biliyorum ben. Neyse. Vaktini aldım. Kusura bak. Çok özür dilerim. Laçin. Kolay gelsin paşam. Buyurun komiserim. Ceylin Erguvan Kaya'nın üstünden çıkan ceketin fotoğrafları var değil mi bizde? Tabii tabii olması lazım. Bir bakayım dosyaya. Komiserim bu arada çay var içerseniz. Hı. Sağ olasın. Eyvallah komiserim. Buyurun. Ziyan insan Engin Tilmen'in ayakkabılarının fotoğrafları da vardır. Evet. Buyurun komiserim. Bunu istemiş olabilir miyim oğlum? Bayramlık ayakkabı mı alacağım lan kendime? Pardon komiserim. Tabanının fotoğrafı, tabanının. Buyurun. Vay. Ayakkabıları var mı bunun? Tabii bizde. Ali sana zahmet. Şurada Engin Tilmen'in ayakkabısı olacaktı kardeşim. Bakın şunu. Vay arkadaş. Dümdüz. Tamam. Çayın var madem kendine benden bir kahve söyle. Sağ olun komiserim. Bana bak ceket bizde değil mi? Tabii tabii bizde. Tamam. Topraktan örnek aldınız mı ormandan olay yerinde? Yok komiserim. Almamışlar. Ya herhalde arkadaşlar telaştan unuttu. Şile'de arka bahçe zaten değil mi? Oğlum bir dünya yol lan orası. Ben hemen bir ekip gönderip aldırayım komiserim. Tamam tamam. Birini alırım yanıma gider ben alırım. Bunların asılları var değil mi bizde savcıya gidecek olan? Tabii tabii bizde. Bende kalıyor bunlar. Tamam. Haydi afiyet olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sonuç? Sonuç kesinlikle başka birine ait. Ayak izi Engin Tilmen'in değil abi. E kim yaptı bunu o zaman? Olay yerindeki toprak, ceketin üzerindeki toprakla eşleşirse üçüncü bir kişi daha var demektir. Aynen abi, aynen. Her şey değişir Eren. Bütün senaryo değişir. Yalnız bizimkiler toprak örneği almamış. Önemli değil, gider alırız hemen. Yok ama aman abi. Ben bir memur alır, gider hallederim tamam mı? Ya yasal delil işte, sinirlenme hemen. Temiz delil işte. Sen dahil olduğun an her şey değişecek Ilgaz. Aman diyeyim, gözünü seveyim tamam. Ben halledeceğim. Nasıl bekleyeyim Eren? Ne yapayım? Bir yerde mi durayım? Çay mı içeyim? Kahve mi içeyim? Koyuyor böyle durmak. Sen olsan ne yaparsın abi? Tutar mısın kendini? Can abi çok haklısın da. Öbür türlüsü hem Ceylin'e hem de sana zarar. Bak Ulgaz. Çıkmaz sokakta geriye gitmek, yolu açmak demektir. Bir yere dur. Hepimizin yolu açılsın. Ya kız zaten zor durumda. Abi Ceylin için de senin için de kötü olur sonra. Etme kurban olayım ya. Sen güven şu kardeşine. Ben halledeceğim. Tamam. Sen bir git güzelce dinlen. Tamam mı? Ben de. Bırakayım seni. Ha yok ben giderim.
Hastane, koridor, ıslık. Engin'e nasıl tanıdık geldi. Bildiğim bir şarkı, nereden tanıyorum bilmiyorum. Silah var. Silah soğuk. Hava soğuktu. Kuşlar vardı. Kuşlar vardı, çam ağaçları. Engin karşımda yapma dedi. Korktu benden. Elimde silah. Elimde silah, ona doğrulttum. Düştü. Düşerken gördüm Engin'i. Engin çok yakın. Kalbinin sesi yakın. Arabadayım. Aynı şarkı. Sıkışmışım bir yere. Kolum uyuşmuş gibi, ağaçlar geçiyor.